Herkese merhabalar. Çilekten çilek üretim videoyu yeniden çekiyoruz. Şimdi bunun için torf turba, perlit, solucan gübresi kullanacağız. Çilekleri tohum değil, direkt çilek. Bunları ekmeden önce bakın şöyle bir şey yapıyorum ya. Toprağımı şöyle biraz nemlendiriyorum. Onlar teker teker önce torfun içine. Herkes ne bulursa onun içine diker. Perlitin içine. Şöyle. Perlit. Bunu da solucan gübresinin içine dikiyorum şöyle. Sonra şöyle solucan gübresinin olduğu yere bir tane daha koydum şöyle. Evet. Çilekten çilek. Şimdi ne yapacağım? Şeyi alıyorum. Tek tek üstlerini örtüyorum. Şöyle. Çok böyle yarım santim bir şey kapattım. Fazla değil. Neticede pamuğun içinde bile çimlendirildiğine göre demek ki. Evet, şimdi perlit. Perlitin de üstünü örtüyorum gene perlitle. Şöyle biraz daha bastıralım. Bu şekilde şu solucan gübresinin içindekine de bastıralım. Evet, şimdi aldık elimize sprey suyumuzu, sprey. Üçer defa sıktım, üstlerini de kapatıyorum, şöyle şey hazırladım. Alüminyum folyo. Birkaç gün açmayacağım hiçbir şekilde. Ondan sonra açacağım, nemlendirmeye başlayacağım tekrar. Evet, şöyle birkaç gün kapalı kalacaktı, açmayacağım hiç. Kurumasın diye de şöyle bir karton koydum buraya. Üç gün sonra yeniden açacağım. Evet, çileklerin yanına bir de şöyle kivi koyacağım. Bunun içinde biraz solucan gübresiyle torf var. Onu şöyle az bir şey ıslatıyorum. Sonra da getirip kivimi, direkt meyveyi, meyve dilimini şöyle koyuverdim. Üstünü de bahçe toprağıyla, şöyle kumlu bahçe toprağıyla kapatıyorum. Fazla da yükseltmeyeceğim. Ondan sonra da biraz çeksin, biraz daha sıkalım. Evet. Şimdi üstünü de şöyle bir alüminyum folyo ile kapattım. Ve diğer kardeşlerinin yanına, yani çileklerin yanına koyuyorum. Burada duracak. Evet, 4 gün sonra
açacağız üstlerini. Çileklerimizin üstünü örteli. Tohumlarımızın üstünü örteli. Üçünü geçti. Açıp artık olayların zamanı geldi. Evet, şimdi bunları aldığımız yere koyacağız. Yani azalmış, biraz su püskürteceğiz üzerine. Şöyle. Evet, kivi de açıyoruz. Evet, tohumları ekeli bir hafta oldu. Şimdi bir tane solucan gübresinin içinden köşeden çıkmış. Herhalde biraz derinde kaldı. Şöyle üzerine hafif açacağız solucan gübresinin gübre çöpüyle. Şurada perlitte var hareket. Kenarda bir tane. Bir tane, bir iki tane de ortada. Çıkıyorlar böyle yavaş yavaş. Şimdi bizim doğuda 1,5 saat, batıda birkaç saat, doğuda, doğu tarafında sabah güneş alması gerekiyor. Onun için orada 1-2 saat duruyor. Burada da 3-4 saat duruyor. Yanması, çok yanmasın diye şöyle kapların kenarına bir karton parçası koyuyoruz bu tarafta. Ama sizin böyle bir aydınlık bir yerde oluyor, duruyorsa kaplarınız 7-8 günde, en fazla 15 günde hepsi çimlenmesi lazım.